Bugün çok daha özel bir konuğumuz var. Bugünkü konuğumuz Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kent TV'de canlı olarak yayınlanan gazeteci yazar Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ya da stüdyomuzda konuk olarak bulunanların da başkana soru sorabilecekleri bir format içerisinde bu programı sürdürmeye çalışacağız. Kaçak yapılarla mücadele, altyapı sorunları ve sosyal yaşam düzenine gerek stüdyodaki konukların gerekse sosyal medya üzerinden ulaşan izleyicilerin sorularını yanıtlayan Aras, daha önce verdikleri sözlerden geri dönüş olmayacağını söyleyerek kararlılık vurgusu yaptı. Son günlerde hükümetin Bodrum'a olan ilgisini dikkat çeken Başkan Aras, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bizzat Bodrum'a gelerek bazı imar sorularına yerinde el atmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Son yıllarda hizmetten yoksun kalan Bodrum halkının beklentilerinin yüksek olduğunu, ancak tüm bu birikmiş sorunların bir anda çözülmeyeceğinin Bodrum'da yurttaşlar tarafından da takdir edileceğine inandığını ifade eden Başkan Ahmet Aras özetle şunları söyledi. Bodrum'un devasa sorunları olduğu hepimizin malumudur. Ancak bunların hiçbiri çözülmeyecek sorunlar değildir. Bu konuda ilk günkü kararlılığımızı sürdürüyoruz. Önce Bodrum'un bir fotoğrafını çektik. Şimdi de bu fotoğraftaki eksiklikleri tamamlamak için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlıyoruz. Kaynak yaratma konusunda zorlanmayacağımızın bilinmesini isterim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da Bodrum konusunda oldukça duyarlı ve turizm sezonunun ardından yatırımlara başlanacak. Öncelikle içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleriyle başlayacak yatırım atağımız, çöp sorununun kalıcı çözümü, ulaşım projesiyle devam edecek. Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımızın gürültü ve görüntü kirliliğinden kurtulması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bodrum'da turizmi çeşitlendirmek, üretici kooperatifleri vasıtasıyla köylülerimizi ve özellikle kadınlarımızın el ürünlerini değerlendirmek için girişimlere başladık. Esnafımızın mağduriyetini önleyeceğimiz gibi onları verdikleri hizmet alanlarında da denetleyeceğiz. Bodrum'un büyümeye değil, korunmaya, kollanmaya ihtiyacı var. Bodrum için artık soluklanma vaktidir. Elbette bir yandan Bodrum'u geliştirmek, dönüştürmek için planladığımız projeleri hayata geçireceğiz ama doğal dokusunun korunması, kıyı ve denizlerin temizliği, sit alanlarımızın koruma altına alınması için başta kent konseyi olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte hareket edeceğiz. Tehlike yaratan yayalı olmayan yerlerde, Akyarlar'da mesela aynı şekilde sıkıntı var. Yine Yalıkavak'ta da belli bölgelerde yayalı olmayan yine ciddi yerler var. Yaklaşık 2 saat süren programda gelen tüm sorulara yanıt veren Belediye Başkanı Ahmet Aras, bizleri ilk günden beri destek olan hemşerilerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. El birliğiyle, gönül birliğiyle yaşanır bir Bodrum yaratma çabası içerisinde olacağız, dedi.